Dediğim gibi Ukrayna'da bir patlama meydana geldi. Kiev'de, başkent Kiev ilk kez bir şekilde hedef alındı. 3 roketle vurulduğu söyleniyor ve roket üretim merkezinin Kiev merkezde vurulduğu söyleniyor. Tam meydana yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta da deniyor. Şimdi Mert Hacıalioğlu zaten haftalardır Ukrayna'da, bizi bekliyor. Bu gelişmenin detaylarını alacağız. Mert, nedir bu patlama, ilk defa vuruluyor başkent? Bu çok önemli. Önce senden detaylarını alalım. Bu saldırının ardından da neye işaret ediyor? Belki onu konuşuruz. Merve Türkay, özellikle Rus askerlerinin bölgeden, karadan çekilmesinin akabinde merkezi noktaya en yakın saldırı olarak kayıtlara geçmiş durumda. 3 atış gerçekleştirildi. İkisi belirli askeri noktaları vurdu. Bir tanesi de hava savunma sistemi tarafından havada imha edilmiş durumda. Kısa bir süre önce belediye başkanı Vitali açıklama gerçekleştirdi. Şevsenski bölgesine şu an itibariyle düştüğü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Henüz resmi bir açıklama olarak sadece bu var, düşmüş olduğu bölge paylaşılmış durumda. Kuşkusuz önemliydi. Sirenlerin çalmadığı bilgisi de elimize geldi. Normalde bu tarz saldırılar öncesi sirenler çalardı, ancak sirenler çalmamış durumda şu an itibariyle elimize ulaşan bilgiye göre ve özellikle 3 atış gerçekleştirildi. İkisinin düştüğü belirli noktalara ve bir tanesinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilmekte. Tabii ki bilindiği üzere hava savunma sistemleri var Ukrayna'nın da. Tabii ki Kiev'de en korunaklı noktalardan bir tanesi kuşkusuz başkent olması hasebiyle böyle bir saldırı gerçekleşmiş durumda. Önümüzdeki süreçte bilançoda paylaşılacaktır. Ancak benim izlemiş olduğum kareler ve görmüş olduğum görüntüleri aktarmam gerekirse sanırım bir askeri bölgeye, zaten Rusya birçok askeri bölgeyi an be an yakinen takip ediyor. Her iki taraf takip ediyor daha doğrusu. An be an yakinen takip ediyor ve belirlemiş olduğu işte o noktaya atış gerçekleşti. Aslında atışın gerçekleştiği vakit oldukça manidar. Neden diyeceksiniz? Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ankara, Moskova, Polonya ve bugün de Kiev'deydi. Kiev'de ziyaretler gerçekleştirdi. Buşa'ya gitti, İrpin'e gitti, Borodyanka'ya gitti. Ve Kiev'deydi. Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. Onun ziyaret yapmış olduğu gün, Rusya'nın yapmış olduğu bu saldırı kuşkusuz oldukça dikkat çekici ve enteresan olarak da dikkat çekmekte. Şehrin birçok noktasında net bir şekilde duyulan iki büyük patlamadan, hatta üç büyük patlamadan söz etmekteyiz. Vurulan noktalardan dumanlar yükselmeye başlamıştı ki şu anda sanırım ekranlara da yansıyor, izleyicimiz de görecektir. Bir can kaybı var mı? Bir sivil kayıp var mı? Yaralı durumu nedir? Bunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama elimize ulaşmadığı için paylaşamıyoruz. Ancak kuşkusuz bunun barış sürecine giden yolda büyük bir yara daha bırakacağını belirtelim. Çünkü daha önce yaşananlar, Buça'da yaşananlar, Mariupol'de yaşananlar müzakere sürecini sekteye uğratmıştı. Yine Türkiye'nin gayretleriyle birlikte bir şeyler yapılıyordu. Birleşmiş Milletler topa bastı daha doğrusu. Yine Türkiye'nin öncülüğünde aslında bu yola doğru gidilmişti. Ancak bu saldırı yine altından neler çıkacak ya da farklı bir yöne evrilecek mi? Bu da oldukça önemli. Ya da bu saldırıların devamı Kiev'e gelecek mi? Bu da oldukça önemli. Çünkü şöyle bir örnek vermek istiyorum. Özellikle Biden Polonya'ya geldiğinde, sınıra yakın bir noktaya geldiğinde daha önce hiç vurmadığı Lviv'i vurmuştu Rusya, bilindiği üzere Biden'a bir mesaj olarak. Şimdi de Birleşmiş Milletler'den bir isim geldi. Ancak Rusya Birleşmiş Milletler'de bulunan bir ülke aynı zamanda. Biraz çelişkili bir durum var. Bunun amacı neydi? Neden Kiev bir kez daha uzun bir aradan sonra hedef alındı? Bunun önümüzdeki süreçte aslında yansımalarını net bir şekilde göreceğiz diyelim. Sözü yeniden sizlere, değerli konuklarınıza bırakalım. Mert, birkaç soru sormak istiyorum sana. Şimdi özellikle biz İstanbul'daki görüşmenin ardından Kiev'den çekileceğini açıkladığını söylemiştik Rusya'nın. Evet, kara birlikleri çekildi ama bu bir hava saldırısı. Kiev'den bahsediyoruz. Acaba nereden, bir uçakla mı, yoksa Belarus bu dönemde çok konuşuluyordu. Bu konuda bir fikrin var mı, nereden yapıldığı yönünde bu saldırının? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok, net bir açıklama da yok. Ancak Rusya bilindiği üzere çok uzak noktalara kadar füze atabilme kabiliyetine sahip bir ülke. Özellikle karadan çekilen Rus askerleri karadan çekildikten sonra bir iki atış daha yapmıştı aslında, özellikle Moskova'da Brovary bölgesinde bazı noktalara. Bu da benzer bir atış, kuşkusuz Belarus'tan yapılmış olma ihtimali yüksek. Çünkü içeriden bir yerden yapılmasını düşündüğümüzde şu an itibariyle Belarus daha yakın, hatta Moskova'nın kendi sınırı, Rusya'nın kendi sınırları daha yakın. Yani diğer operasyon bölgelerinin atmaları şu an itibariyle çok mantıklı da görünmüyor. Sanırım yine Rusya topraklarından ya da Belarus topraklarından gelmiş olsa gerek. Şu anda net bir bilgi yok. O nedenden dolayı bilgilerimizi teyit ettikten sonra paylaşalım. Peki Mert, çok teşekkür ediyorum.
aktaracağın bilgiler bu kadar. Şu an için elimizdeki bilgiler de bunlar ama bu bilgi akışı devam ettikçe biz yeni bilgileri paylaşacağız. Muhakkak senin de fikrine, bize aktaracaklarına ihtiyacımız olacak. Şimdilik kolaylıklar diliyorum sana. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum, kolaylıklar dilerim. Evet, bu arada Akşam Gazetesi yazarı Sayın Hikmet Genç de aramıza katılmış durumda. Bir son dakika gelişmesiyle başladık. Kiev'de ilk kez merkezde bu kadar yakında bir saldırı düzenlendi. 3 roketle hedef alınmış, 2 roket isabet etmiş roket üretim merkezine. Son dakika bilgisini paylaşalım. Dediğimiz gibi yeni bilgiler geldikçe biz hem alana döneceğiz hem de konuklarımıza da değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi... bugünün meselesine gelelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Osman Kavala ile ilgili uçağa binmeden evvel bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Asıl dün iftar yemeğinden sonra davada verilen karara, kendisi adına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirmişti ama onun üzerine arka arkaya neler yaşanmıştı? İsterseniz bakış açısını bir görelim. Muhalefet Gezi İttifakı'nda neler söylemişti bugüne kadar ve bugün işte Osman Kavala ile ilgili mahkeme kararını verdikten sonra bunlar nasıl yorumlanmıştı? Gezi olayları Türkiye'nin dünya siyaset tarihine bıraktığı bir mirastır. Gezi Türk gençliği için yalnızca bir protesto değildir. Aynı zamanda milli şuurun da ayağa kalkmasıdır. Osman Kavala müebbet hapse mahkum oldu. Gerçekten çok öfkeliyim ve yumruklarımı sıkıyorum. Bu yanlış. Ben Kavala'yı tanımam. Fikirlerini bilmem. Ama usule baktığımız zaman verilen kararların isabetli olmadığı endişesi var. Sevgili Osman Kavala'ya selamlarımı ve dayanışma duygularımı gönderiyorum. Asla yalnız değilsiniz. Osman Kavala davası toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir. Gezi Parkı sürecine ilişkin, Osman Kavala hakkında mahkemenin verdiği karara ilişkin bugün Türkiye siyasetinde, muhalefet siyasetinde bunlar konuşuluyor. Peki siyasetin eski aktörleri de bugünle ilgili açıklamalarda bulundular. Sırayla isterseniz kim ne dedi bir bakalım. Ahmet Necdet Sezer, gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum dedi Ahmet Necdet Sezer. Abdullah Gül, yargılama süreci utanç verici dedi, dönemin cumhurbaşkanıydı hatırlarsanız. Sabih Kanadoğlu da devletin temelleri çatırdıyor dedi. Bir kişi için, bir kişi hakkında Türk mahkemelerinin verdiği karar işte böyle yankı buldu. Herkes bu konuyla ilgili bunları söylüyordu. Hatta bugün bir yorum vardı. Hani İngiltere'den, Almanya'dan gelen tepkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkiler konusunda. Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Bu ülkelerden ortak bir söylem duyamadık. Osman Kavala'nın aldığı cezaya ilişkin herkes aynı anda hemfikir olabildi diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam iftardan sonra neler söyledi bu konuyla ilgili diyelim ve ben yorumları konuklarıma bırakacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dediğini de dinledikten sonra. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri, ki malum çevrelerdir, ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk var, bu ülkede yargı var ve bu yargıda kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Gökhan Bey, ben size sormak istiyorum. Bu hukuki davada Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna işaret etti. Mahkememiz bu kararı verdi, neden diye sorguluyor ama gerekçesini de anlattı. Şimdi bu davanın geneline bakarsak, Gezi davasının geneline, Osman Kavala'nın dahil olduğu kısımlarına ve mahkemenin verdiği karara, bu şekilde itirazlar, bu şekilde yüksek seslerin çıkması, bu süreci siz takip edebildiniz mi? Gezi davasını takip edebildiniz mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu tepkileri, muhalefetin bu tepkisini? Şimdi, hem bir hukukçu olarak hem bir siyasetçi. Evet. İnsanoğlu unutkandır. Şimdi o dönemleri hatırlayalım. Gezi eylemlerinin başladığı dönemleri hatırlarsak, işte bir ağaç, yeşillik diyerek başlanmış bir
başlangıç noktasında yeşil, işte doğa, çevre denilerek başladıktan sonra görüldü ki ilerleyen zamanlarda 3. 5. günden sonra Türkiye'deki terör örgütleri veya yurt dışından finanse edilen grupların topluluğu kontrol altına almaya çalıştığı ve oradan da Türkiye'deki bir kargaşa yaşatmaya çalışıldığı vuku buldu. Ve gelinen süreçte Osman Kavala'yla da ilgili bu işin finansını yaptığı ve sponsor olduğu, katkı sağladığı meydana çıktı. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti, ben hukukçuyum. Yani somut şeylerle konuşmak lazım. Bir, hukuk Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri yargılama yapıyor. Bu yargılama içerisinde somut delil bilgi belgeleri oluşturmuş. Yargılama içerisinde ifadeler alınmış, devletin işte tapeleri, kayıtları, şunlar bunlar hepsi dosyaya geldikten sonra bir yargılama neticesinde bir ceza verilmiş. Belki bu karar birçok kişiyi rahatsız etmiş olabilir. Ama ben hukuken şunu söylüyorum, hukukçu olarak daha temkinli konuşmakta fayda var. Bu karar içerisinde yargılamaya inanmak lazım, güvenmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı herkesin ağzına sakız olacak kadar da basit bir şey değil. Dosya içeriğini bilmeden, herhangi yapılan faaliyetleri bilmeden çıkıp sadece muhalefetin ağzının söylemleriyle, bilgi belgesi olmadan eleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını yıpratmaya yönelik yapılan bir eylem diye görüyorum. Buna çanak tutan kim? Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet. Dün işte bu karar verildikten sonra kimlerin bu kararı nasıl eleştirdiğini gördük. İYİ Partisi, işte bugün HDP, CHP olmayan bir şey içerisinde muhalefet, yani komple eğer ben bu işi hukuksuz, dayanaksız bir şekilde yaptığına inanıyorsa muhalefet bunu görmezden geliyor demektir. Ben bu yapılan yargılamanın tamamen doğru ve düzgün yapıldığını, hakkaniyetli bir karar verildiğini, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin hiç kimseye sadece böyle bir ceza alsın diye, cezaevine koyacak diye bir karar verdiğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum, düşünmüyorum. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Şimdi muhalefetteki parti sözcülerine bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nı artık eleştirer ötesinde çok farklı söylemler içerisine geldi. Muhalefet bunu, özellikle bu konuyu herhalde seçimlere kadar sündürecek. Selahattin Demirtaş'la birlikte herhalde Osman Kavala'ya da özgürlük isteyecek. Gökhan Bey, şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ahim kararı tartışılıyor biliyorsunuz. Ahime gidecek bu mesele. Bu konuya da yanıt verdi. Burada karar, bu mahkemede karar verildi. Türkiye mahkemelerinde karar verildi. Ahim'in de yolu kapanmış oldu dedi bu konuyla ilgili. Onun hukuki tarafını da bize anlatabilir misiniz? Şimdi ahime... Çünkü yani bazı hukukçular bile bunu savunabiliyor şu an. Şimdi her karar ahime gitme yolunda açık, gidebilir. Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden zaten bu zamana kadar herhangi bir Türkiye'nin lehine bir karar görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi düşünmüyorum. Özellikle bu tür davalarda Türkiye'yi yıpratma yönelik hiçbir olumlu bir karar görmedik. Çünkü Türkiye'ye hakkaniyetli bir karar vermiyorlar. Dosyalara o şekilde bakmıyorlar. Türkiye'ye karşı eğer mahkum edilmeye hemen herkes bir anda o kararda karar alabiliyor. O yüzden ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de gidebileceklerdir büyük ihtimalle. Bunun yargı yollarını da deneyeceklerdir. Ama tabii bunun işte Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'dan sonra bireysel başvuru yapacak Anayasa Mahkemesi'ne. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ama oradan da açıkçası hukuka uygun bir karar geleceğini düşünmüyorum. Türkiye'yi yine zora sokmak için, yıpratmak için oradan eğer müracaat olursa yargılama sonunda da Türkiye'yi üzecek bir karar çıkabilir diye düşünüyorum. Böyle düşünüyorsunuz.